Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır soruyordunuz. Ev vlogu gelsin, ev vlogu gelsin. Biz anca boşa çıktık, birazcık yoğunduk. O zaman ev vlogu gelsin abi. Hadi gelsin, küçücük evimizin vlogu geliyor. Ama beğenin, tamam mı? Beğenin. Bol beğenin, beğenin. Yorum yapmayı unutmayın, paylaşmayı da unutmayın. Hadi bakalım. Gel. Gel. Salonumuzu tanıt hadi bakalım Asiye Hanım. Salondan başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi burada böyle kocaman bir alan var. Çok fazla mobilya dağınıklığı olmasın diye şöyle kocaman bir L koltuk aldık. Gördüğünüz gibi sehpamız yok. Gerek duymadık. Çoluk çocuk olduğunda kafası gözü çarpacağına olmasın daha iyi. Böyle bir alan yaptık kendimize ki rahat rahat kitap okuyalım, rahat rahat televizyon izleyelim. Sor, kitap okudun mu diye. Okudun mu? Hayır. Bu arada yani arkadaşlara da söyleyeyim. Arkadaşlar bu raflar Asiye kendisi tasarladı bu rafları. Evet, biz yani, bunları bir yerden satın almadık. IKEA'dan falan alınmadı yani. Ben satın aldığımız şeylerin hepsini söyleyeceğim. Biz bunları bir yerden satın almadık. Ben bunları gittim mahalledeki marangoza yap. Her mahallenizdeki marangoza yaptırabilirsiniz. Gösterin. Ben bunu istiyorum deyin, yapar adam. Adam yapar. Esnafa güveneceksin önce. Koltuk nereden Asiye? Çok soruyorlar. Koltukla ilgili çok soru geliyor. Bu koltuğu biz iPhone'dan aldık. Bunlar böyle modül satılıyor. İşte şu modül, şu modül. Hepsini kendi kafanıza göre tasarlayıp alabilirsiniz. Biz böyle bu şekilde almak istedik. Ki bize böyle daha uygun oldu. Odamızın alanına uygun olsun istedik. Ondan sonra ben buraya, bunlar bizim düğün çiçeklerimiz. Nikahta bize hediye geldi. Bak şuradakileri de gösterip kocaman hepsi. Hepsi kocaman. Yani hepsi bir yaşında. Hepsini besledim, büyüttüm. Ben ne evlatlar yetiştirdim gibi hissediyorum. Onlar da bizimle birlikte evliliğimiz ne kadarsa onlar da tam o yaşlarında. Buradan böyle geliyoruz mutfağa. Geldik. Bunlar niye böyle buraya koymuş? Video çekiyoruz burada, insanlara dağınık oluyorsun. Buraya döndüğümüzde burada da mutfağa giriyoruz. Biz böyle açık mutfak çok seviyoruz. Aslında buraya böyle komple salon da yapıp başka bir odaya mutfak yapabilirdik ama biz böyle olsun tercih ettik. Ben yemek yaparken işte televizyon izleyeyim falan çok seviyorum. Buradaki tek pişmanlığım şu masa. Bunun yerine daha küçük bir şey alsaydım daha mutlu olurdum diye düşünüyorum. Çünkü biz böyle evin içinde at koşturma temasını çok seviyoruz. Koşturayım, çok seviyorum. Bir de canlar, bizde normalde ekipman falan da var. Kulaklıktır, kameradır, mikrofondur, carttır, curttur. O profesyonelliğe de geçeceğiz. Tabii ki sizler bu videoları beğenirseniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Dolaplar tamamen bizim kendi tasarımımız. Gidip seçtik malzemeyi. Ben çizdim mutfağa ne nereye gelecek, ne olacak diye. Biraz böyle koyu, biraz ahşap, böyle şeyleri çok seviyoruz. Herkesin tarzına uymayabilir ama bunun aynısını gold şeklinde yapıp tasarlayabilirsiniz. O da sizin kendi zevkinize kalmış. Böyle de yapabilirsiniz. Biz kendimiz çizdik ettik. Bu mutfağın böyle fotoğrafını al, marangoza git, esnafa güven, sana aynısını yapacaktır. Nereye gidiyorsun ya? Gel gel, benim odama gideceğiz, benim odama. Vay. İşte canlar, burası benim hem iş odam hem hobi odam. Burada gönlümce eğlenebiliyorum. Bu kapıyı kapattığımda arkadaşlar evli değilim, bekarım. Dersem inanmayın, Asiye burada benim telefonu kafama koyuyor. Bu masayı ayrı özel yaptırdık. Burada kasam, monitörüm, ikinci monitörüm, HyperX ürünlerim. HyperX sponsorumuza da buradan selam olsun. Koltuğum. Yani burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Burada ahşap bir güzel bir koltuk var. Uzanıyorum. Takılıyorum, ediyorum. Asiye geliyor. Ben burada çalışırken Asiye şey yapıyor. Bu arada çok rahat bu. Bunun linkini verir misin arkadaşlara? Tabii ki de veririm arkadaşlar. Siz isteyin. Ben şey yaparım. Tamam. Yani sıkıntı yok. Halın da çok güzelmiş ha. Halın pamuk halılardan arkadaşlar. Pamuk halılardan Asiye kankilerden selam söylerseniz size mutlaka indirim yapacaklardır. Evdeki bütün halılar pamuk halılardan bu arada. Evet. İnanılmaz mutluyuz. İnanılmaz rahatız. Burada normalde yayın yapıyorduk. Bu masa birazcık eski mangal masası olarak burada kaldı ama yani bu değişecek. Çünkü burada kaloriter var. Petek olduğu için de şey yapamıyoruz. Oraya bir masa yaptıramıyoruz. Buraya farklı bir dizayn yapacağız. Aynen. Bakalım. Şu an için böyle ama. Bu da bir diğer bilgisayarım. Bizim evde bilgisayardan fazla şey yok. Aa. Televizyonun nerede? Televizyon gitti. Gitmiş bu. Gitti. Normalde canlarım. Burada bir de televizyonum vardı benim ama teknik sebeplerden dolayı şu anda yok. Ben televizyon varmış gibi düşünüyorum, hayal ediyorum. Golden! Öybe! İşte bu. Şimdi bu ışık da benim Asiye'min, güzel eşimin doğum günümde yaptırmış olduğu bir ışık. Just One More Game yazıyor burada. İngilizce öğretmeni eşim söylesin ne demek olduğunu. Ya sabah kalkarken... 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 Hani sabahları ben niye konuşuyorum? Sabahları kalkarken anneniz size hadi kızım kalk 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 der ya, siz de dersiniz ki hadi 5 dakika daha uyuyayım. Bu da şey gibi yani, bir oyun daha atayım bir be. Bir el daha atayım be. Bir oyun daha şey oynayayım be. Şimdi arkadaşlar böyle gece mesela yapacağız. Aşkım bir el daha oynayayım. Ne olur lütfen diyorum.
Hayır. Asya diyor ki, hayır mı diyorsun? Hayır. Evet diyor. Evet. Yalancı. Ya yani onun ona mahsuren yapılmış bir şey. Ve o da bu arada full simsiyah, tavan sadece beyaz. Şu anda aslında bakarsanız hava aydınlık arkadaşlar. Aha, açsana be. Ya şimdi bak. Oo. Bak şimdi hava aydınlık, bir şey daha göstereceğim size. Ama bak, şimdi gece oldu. Bakın şimdi Gökhan nerede? Gitti. Bak işte böyle bir oda yaptık. Aslında şu anda sabahın körü. Benim odam da bu kadar güzel. Evet işte. Buradan çıkıyoruz. Çıkalım. Bizim burada geniş değil, dar, uzun bir koridor karşılıyor. Burası giriş kapımız. Burası niş. Bu nişleri de Asiye kendisi tasarladı arkadaşlar bu arada. Siz bunları bana çok soruyorsunuz. Bunu nereden aldınız? Bu satılan bir şey değil. Buradan yarım tuğla arkadaşlar kesiyor mu derler artık ve gömüyor. Bunu da marangoz abim yaptı sağ olsun, esnafa güven. Bunu yapıyor. Tık tık. Buraya istediğini koy. Ben anahtarlık diye kullanmıştım. Çok kurma aşkım ya. Çok kurma. Çok kurma aşkım. Biraz pahalı arkadaşlar. Ben anahtarlık olsun. Hani eve geldiğimizde cüzdanı falan koy diye yapmıştım ama biraz süsledim burayı. Bakın. Benim de gold detaylarım var. Yani sadece spor değil evim. Gayet süslü bir kızım. Gold ayakası iyi. Buradan devam ettiğimizde şurada bir kapı var. Burası basit bir oda. Çok bir şey yok. Boş olduğu için biz burayı şu an için böyle ardiye olarak kullanıyoruz. Tabii ki de zamanla bunları buradan toplayacağız. Niye? Çünkü evimizin üçüncü üyesi aramıza katıldığı zaman diyecek ki benim odam yok. Burası onun odası olacak büyük ihtimalle ama şu anda kendisi burada olmadığı için biz kullanıyoruz o odayı. Buraya mı buraya mı? Soldan başlayalım. Banyo sürpriz olsun. Tamam, banyo sürpriz olsun. O zaman geliyoruz. Hadi bakalım. Banyo çok güzel bu arada çünkü ben çok beğeniyorum. Şimdi burası bizim yatak odamız arkadaşlar. O oda küçük bir oda. Biz burayı nasıl değerlendirebiliriz, ne yaparız diye düşündüğümde en önemli şey evlerde mutlaka kullanın. Ayna her odayı büyük gösterir. Biz de buraya kocaman aynalı bir gardırop yaptık. Kameramanı selam. Burası tepeye kadar dolap olduğu için İşte kışlıklarımızı da oraya koyuyoruz, yazlıklarımızı da oraya koyuyoruz, yatağımızı da o yüzden bazalı yaptırdık. Böyle bütün her şeyimiz depolu olsun, odayı, küçük odayı bu şekilde değerlendirelim diye. Böyle de bir yatağımız var, şurada da küçük bir komodinimiz var. Bunu şurada da Asiye'nin 60 kilo olduğu tartı var. Bunu da bu arada yine yaptırdık biz. Satın almadık bir yerden. Marangoz abimize yaptırdık. Ona buradan selamlar. Burayı da ben kendi işte kişisel bakım ürünlerim, onlar takılarım, tokalarım, cartçuk bunları kullanabileceğim bir alan yine yaptırdım. Yine bunu da satın almadım ki böyle altına süpürgeyle rahat rahat süpüreyim. Kadınların işi zor. Ondan sonra burada böyle iki tane çekmecesi var. Burada da bir tane çekmecesi var. Buraları da böyle yine yaptırdım. Böyle süsler koyayım. Küçük küçük şeyler yaptım. Çünkü oda küçük olduğu için çok büyük bir dekorasyon yapma ihtimalimiz yoktu. Burada benim işte parfümlerim, Gökhan'ın parfümleri falan var. Ben bu odayı çok seviyorum. Bana çok sıcak geliyor. Hoşuma gidiyor. Şu yatağın arkasındaki detayı da gösterelim. Bu başlık tabii bunları yine Alfemo'dan aldık. Alfemo'nun yatak tarafından aldık. Yatak tarafından aldık. Ben biraz daha böyle renk katsın işte tarz olsun diye. Yine bunu marangoza bu şekilde yaptırdım. Ama bu fikir benim fikrim değil arkadaşlar. Ben bunu Alfemo'nun mağazasında gördüm. Bana hediye etmelerini istedim ama bana vermedi. Ben dedim ki ben bunu aslında yaptırırım marangoz dedim. Yaptırdım. Nasıl olmuş? Çok iyi. Hadi bakalım devam ediyoruz. Çık 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 çık. Ya normalde bu olayı anlatmak aslında bana düşmez arkadaşlar. Ama Asiye dedi ki iki odayı sen paylaş. Bu ne? Ne? Normalde o yüzden benim anlatmam gerekiyor. Çünkü burada delik bir tane bez var yani. Canlar, geçen sene pandemide ben dışarı çıkamıyordum. Malum yasak vardı. Asiye'nin özel bir izni vardı. Asiye ile babam sağ olsun mermeri, aynayı, fayansı her şeyi kendileri seçti. Bu mutfaktaki tezgahla aynı tezgah. Bunu da aynı şekilde buradan abimize de selam olsun. Ertun abimize çok teşekkür ediyorum. İzmir'de kendisi. Bir şey daha hep soruyorsunuz abi. DM'leri ben de görüyorum bu arada. Bunlar IKEA'da satılıyor abi. Evet. Bunlar IKEA'da satılıyor ama Asiye şöyle bir şey yaptı. Dedi ki madem bunlar satılıyor ben bunları koyacak bir alan yaptırayım. Ertun abimize gitti dedi ki abi bana şu ölçülerde bir şey çıkar ben buraya bunları koyayım. Bunların içine çamaşır bezi işte ne bileyim normalde çamaşır bezini oraya koyuyorum. Temizlik malzemelerini falan koyuyorum da bu arada arkadaşlar sen bilmiyor olsun herhalde de bu olay da IKEA'da satılıyor. Ben sadece şeyle banyoyla aynı malzeme olsun diye yaptım. Tabii bu, bu dolap da IKEA'da satılıyor normalde. Duş alayım ben burada. Burada da küçük bir duş alanımız var. Orada bir alan vardı. Biz de burayı bu şekilde değerlendirmenin daha doğru olacağını düşündük. Öyle bir alan normalde burası. Çünkü burada bir cep gibi bir şey var. Ama biz o alanı öldürmemek için buraya duş
alanı koyduk. Rahat yani. O yüzden bir sıkıntı yok. Sonra buraya döndüğümüzde... Burayı biz ahşabı çok sevdiğimiz için bize ferah geliyor. Bu aslında mermer, fayans yani. Ama biz buraya ahşaplı fayans yaptık ki bütünlük sağlasın. Burada bir küvetimiz var. Ben 2 metreyim ama yani daha uzun bir küvet koyamadık buraya. Çünkü alanımız yoktu. Yok, en azından otururum yani. Yani buraya yapacak bir şey yok. Klozetimiz rahat. Rahat mı? Öneriyorum. Arkadaşlar küvet aslında biraz da şey böyle. Şimdi çocuk olduğunda falan burada çok rahat yıkanır da diye düşündük. Hani banyo yapmasa hani 1-2 yaşına geldiğinde burada çok rahat banyo yapar, oynar. Bak, normalde gördüğünüz gibi arkadaşlar benim için çok ideal değil burası. Çok küçük bu. Yani bana ideal de Gökhan'a uygun değil. Yani gördüğünüz gibi benim şurada ya benim bu küvette bağdaş kurarak oturmam gerekiyor ki öyle de sığamıyorum. Uyusana burada sen. Mermercilerde bulabilirsiniz. Bunlar yeni çıkmıştı biz evlendiğimizde. Ahşap görünümlü fayans diye satılıyor. Çok güzel, memnunuz biz. Yani, neredesin ya? Yanlarım. Siz istediniz, biz çektik. İstediğiniz içerikler varsa bunları mutlaka DM'den yazın, yoruma yazın, bir yerden yazın. Bir tane tıklayın. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram Asiye Gökhan Güler, TikTok Asiye Gökhan Güler ve tabii ki de YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. TikTok'ta, Instagram'da acayip aktifiz. Her mesajınıza cevap veriyorum. Veremesem de okuyorum, paylaşıyorum. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı da aşağıya yazın. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Evimize hoş geldiniz. Artık siz de bizim evimizin bir parçası oldunuz. Videonun 2 dakikası zaten böyle geçti. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Biz de seviliyoruz. Biliyoruz. Hoşçakalın.